Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, haber turumuza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün haber stüdyomuzda haber bültenimizin sonunda özel bir konuğumuz olacak. Konumuz ise ne yazık ki Doğu Guta'da sivillerin İdlib kamplarına sığınması ve bununla ilgili başlatılan yardım kampanyası. Evet, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya bugün esnaflardan teşekkür ziyareti gerçekleşti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın hayata geçirdiği küçük sanayi sitesi projesi için sanayi esnafları belediye başkanına nezaket ziyaretinde bulundu. Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Murat Tekin ve sanayi esnaflarından Ferhan Başpınar, Abdullah Duman, Ömer Karaca ve Hüseyin Tezcan, ihale süreci tamamlanan ve çok yakın bir tarihte temeli atılacak olan Türkiye'nin örnek projelerinden yeni küçük sanayi sitesi projesi için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette sanayi esnafları adına söz alan Ferhan Başpınar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya destek ve teşekkürlerini iletti. Bu emeklerinizden dolayı şahsınıza, ekibinize, bu projede emeği olan herkese en alttan en üst kademeye kadar, birime kadar çok çok teşekkür ederim. Minnettarlarınızı iletiyorum. Allah size razı olsun. Yapılan işi onur etmek gerekir. Kul hakkıdır. Yani. Eğer etmezse hak yemek haram, yedirmek de haram. Yani, silolar dediniz, yaptınız. Alt geçit dediniz, yaptınız. Eski terminal. Terminal yapıldı, orası huytu bir yerdi. Çok güzel. Benim çocukluğum orada geçti. Burada yapılan hizmet herkese. A, B görüşü, C görüşü bunlar teferruatlıdır. Şey herkes herkese saygı duyar. Yani bu pencereden bakmak, geniş düşünmek, geniş bakmak çok önemli. Biz inan minnettarız. Abi çok teşekkür ederim. Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı ve farklı sektörleri temsil eden esnaf heyetinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yazgı, proje aşamasıyla ilgili bilgiler verdi. Büyük Birlik Partisi'nin unutulmaz lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Aksaray Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatı'nın düzenlediği anma programıyla dualarla yad edildi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin lideri Muhsin Yazıcıoğlu için Aksaray'da anma programı düzenlendi. Büyük Birlik Partisi Aksaray İl Teşkilatı tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, tatlılar dağıtıldı. Büyük Birlik Partisi Aksaray İl Başkanı Ahmet Karaman anma programında Yazıcıoğlu'nun Türk toplumuna ve özellikle gençliğe büyük bir rol model olduğunu, duruşunun ve ahlakının toplumda büyük bir karşılığı olduğunu ifade ederek Yazıcıoğlu'nu andı. Yıl 2009. Kaza süsü verilerek haince ve kahpece şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu helikopterine düşüren alçaklar ne yazık ki İsmail Güneş'in acı feryadıyla bütün Türkiye ayağa kalktı. 112 acil servis arayarak alo ben İsmail Güneş. Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraber helikopterde düşürülen biziz. Bizi kurtarın. İki tane çocuğu vardı. Ona kavuşmak istiyordu. Türk İslam dünyasının lideri Muhsin Yazıcıoğlu yeniden tarihe damga vurması için bütün dünyanın ona ihtiyacı vardı. Etrafına baktı. Erhan abi dedi. Ses yok. Muhsin Başkan'a baktı. O da yok. Bir tek kendisinin çığlığını duyuyordunuz. Bir de karlı dağlarda esen fırtınanın sesini duyuyordunuz. Aksaray Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Ebru Ateşağoğlu ve kurul üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür eden Dernek Başkanı Ebru Ateşağoğlu, ziyarette sokak hayvanlarının rehabilitesi için hazırlık içinde oldukları projeyi anlattı, sokak hayvanları konusunda öneriler sundu.
Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek hayvanlarımızın yaşam hakkına saygı duyan ve sağlıklı yaşam şartları oluşturmaya çalışan bir belediyeyiz. Yaşadığımız çevreyi, sokakları paylaştığımız hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yönde de sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizde çalışmalarımız sürüyor dedi. Aksaray Belediyesi bünyesinde kurulan müzik grubu ve çocuk korosu öğrencileri çok özel bir konser verdi. Çocuk korosu ilk kez konsere çıkarken performansları ve yetenekleriyle büyükleri kendine hayran bıraktı. Aksaray Kültür Merkezi'ndeki konsere Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, koro üyeleri, öğrencilerin velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aksaray Belediyesi Müzik Grubu dinleyenlere geçmişten günümüze hafızalarda yer eden bir repertuarla nostaljik eserler sunarken, koro üyeleriyle 22 çocuğun sahne aldığı konserde koro üyesi öğrencilerden bazıları sahne alıp düet yaptı, sesleriyle büyüklerin beğenisini kazandı. Aksaray Belediyesi bünyesinde koro şefi Yaşar Musaoğlu yönetiminde verilen müzik eğitimiyle çocuklardan oluşan koro ilk kez konser verdi. Aldıkları müzik eğitimiyle ilk konserlerine çıkan ve sahnede sevilen şarkı ve türküleri seslendiren Aksaray Belediyesi Çocuk Korosu büyükleri kendilerine hayran bıraktı. Konserin ardından konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, koro şefi Yaşar Musaoğlu ve ekibine çocukların konsere hazırlanmalarında gösterdikleri emek nedeniyle teşekkür etti. Valla çocuklarımıza hayran olduk. Önce sunucumuza hayran olduk. Gelin gelin. Sen kendini tanıt bakayım. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi İdam Yumuşak. Yaşar Hocam'la ben sizi kariyer günlerinde tanıtırken tanışmıştım. Daha sonrasında kendisi böyle bir teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. Ve bu yetenekli gençlere diyeyim artık. Çünkü onlar geleceğin gençleri. Ve çok yetenekli işler yapıyorlar. Onlar da burada buluşmak nasıl oldu? Bravo, iyi de geldin. Bundan sonra seni bırakmayacağız. Çocukların pırıl pırıl değerler olduklarını ve geleceğin emin ellerde olduğuna inandığını vurgulayan Başkan Yazgı, geleceğimize emanet edeceğimiz bu çocuklara ne yapılsa azdır. Çocuklarımızın anne ve babalarına, sevgili çocuklarımıza ve onların değerli öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum diyerek duygularını dile getirdi. Koro şefi Yaşar Musaoğlu'na çalışmalarından dolayı plaket takdim eden Başkan Yazgı, koro üyesi çocuklara sertifikalarını verdi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. grup temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor bu hafta sonu deplasmanda Arsuz Karaağaç 1967 Spor'la karşılaşacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor ligin 25. haftasında oynayacağı Arsuz Karaağaç 1967 maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren ancak bir taraftan da rakibi Nevşehirspor'un puan kaybetmesini bekleyen temsilcimiz siyah beyazlı ekip geçen hafta evinde Azatlı Spor'a attığı 11 golle moral depoladı. Temsilcimiz 56 puanla şu anda lider koltuğunda otursa da rakibi Nevşehir kalan maçlarında puan kaybetmezse 68 Aksaray Belediyespor sezon sonunda ikili averajla şampiyonluğu kaçırmış olacak. 68 Aksaray Belediyespor pazar günü deplasmanda saat 15'te Arsuz Karaağaç 1967 Spor'la karşılaşacak. Milli maçlar dolayısıyla ara verilen Bayanlar Handbol Süper Ligi maçları tekrar başladı. Temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ligin 21. haftasında bu hafta Trabzon ekibi Zanos Spor Kulübü ile karşılaşacak.
21. haftada kendi evinde karşılaşacağı Zanos maçı hazırlıklarını taktik antrenmanlarıyla sürdüren temsilcimiz Altın Kızlar, ligin zorlu ve fanatik ekibine karşı mücadeleye çıkacak. Antrenör Muhittin Kılıç maç öncesi bir açıklama yaparak ligde iyi takımlara karşı mücadele ettik. Zaman zaman iyi işler yaptık, zaman zaman da oyunda istediğimizi yansıtamadık. Sonuç olarak bu hafta sonu oynayacağımız Zanos maçında galibiyete kilitlendik. Zor bir maç bizi bekliyor. Zanos Spor Kulübü engelini aşarak yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. Bayanlar Handbol Süper Lig temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 31 Mart Cumartesi günü saat 17'de sahasında Zanos Spor Kulübü'nü konuk edecek. Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 17. haftasında ligde şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Geçen hafta Çanakkale Boğazgücü ekibi karşısında üstün bir performans sergileyen 68 Aksaray Belediyespor basketbol takımımız ligin 17. haftasında da galip gelerek gücünü göstermek istiyor. Daha önce lider Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşmasında 46-82 skorla mağlup olan temsilcimiz ligde oynadığı 16 maçta sadece bir mağlubiyet alarak 31 puanlı şampiyonluk mücadelesi veren rakibinin kendi evinde hanesine ikinci mağlubiyeti yazdırmak istiyor. Şanlıurfa'da oynanacak olan maç 1 Nisan Pazar günü saat 12'de başlayacak. Sevgili seyirciler, haber bültenimizin açılışında da belirttiğimiz gibi bugün Suriye'de Doğu Guta'da savaştan ve terörden kaçan sivillerin dramına sessiz kalmayarak yardım kampanyası başlatan Aksaray İHH İnsani Yardım Vakfı Derneği Başkanı Sayın Önder Özkan stüdyo konuğumuz. Sayın Özkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, gerçekten birçok konuda yardım kampanyaları düzenliyorsunuz ama Suriye'deki insanlık dramına karşı duyarlılığınız devam ediyor. Yine yeni bir göç dalgası var. Ne yazık ki yine siviller terörden ve savaştan kaçıyor. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir hafta içerisinde Doğu Guta'dan çok ciddi bir insan seli İdlib kamplarına akın etmeye başladı. Biz alarm durumuna geçtik. Bu sayının kısa zamanda 200 bini bulacağını öngörüyoruz. 400 bin nüfuslu bir Doğu Guta'dan bahsediyoruz. Geçen seneki yaşanan Halep dramın aynısı şu an Doğu Guta'da maalesef yaşanıyor. Bir tehcir söz konusu. Bizler oradaki insanımızın yarasına merhem olma adına bir insanın asli ihtiyacı ne ise her türlü ihtiyaçlarını gidermek için seferberlik başlattık. Hali hazırda zaten Aksaray halkımız peyderpey yardımlarını gönderiyor. Fakat şu an acil duruma geçmiş evet, durumdayız. Acil kod alarmıyla aslında harekete geçtiniz. Evet. Ve gerçekten büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Ve insanlar, siviller Doğu Guta'dan İdlib kamplarına yanlarına hiçbir şey almadan aynen, bu göçü gerçekleştiriyorlar. Aslında göç demeyelim, zorunlu bir yurt terk etme. Evet. Peki oradaki insanların neye ihtiyacı var? Neye el uzatmalıyız? Yardım kampanyasında nelere dikkat etmeliyiz? Sadece kıyafetleriyle evlerini terk ettiklerini düşündüğümüzde yani toplu iğneye kadar her şeye ihtiyaçlar var diyebiliriz. Ama biz asli ihtiyaçları, en zarur ihtiyaçları açısından baktığımızda bu yaşanan dramdan en fazla etkilenen kesimin çocuklar olduğunu, bebekler olduğunu her zaman duyuruyoruz. Bebeklerin ihtiyaç duyduğu bebek bezi, süt, mama, bunlar acil ihtiyaçlar. Kıyafetler. Kıyafet, ikinci aşamada görüyoruz artık kıyafeti. Biz Türkiye sınırına yakın yerlerdeki okullar ve mescitlere kardeşlerimizi yerleştirirken artık sayının fazla olmasından dolayı çadır kentleri kurmaya başladık. Evet. İki mobil tırımız var. İkisi de 10'ar bin kişilik sıcak yemek dağıtıyorlar. Haberlerde de seyrediliyor ulusal kanallarda. Fakat binlerce insanın daha geleceğini düşündüğümüzde halkımızdan ciddi anlamda yine gönüllerini, iyilik yolunu açmalarını istirham ediyoruz. Kolay değil. Aynı duruma biz düşsek biz de aynı beklentiye gireriz ki bu bizim İslam açıdan baktığımızda kardeşlik hukukumuzun gereğidir. Geçmişte de yaptık. Aksaray bu noktada diğer illere bakarak gerçekten çok iyi bir sınav verdi. Nüfus oranla en fazla yardım gönderen il konumundayız. Buradan ben tüm dinleyicilerimize, Aksaray hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Fakat yine dediğim gibi birçok il
hayalet il konumunda, yani insanlar dört bir tarafa dağılmış durumda. Biz o insanlara hep el açtık, hep muhabbetimizi açtık, gıda gönderdik, ilaç gönderdik, kıyafet gönderdik. Bu yine devam edecek. Ne zamana kadar devam edecek? Savaş bitene kadar. Bu insanlar savaş istemiyorlardı ama başlarına böyle bir felaket geldi. Biz de komşuysak komşuluk hukuku gereği gerekeni yapmalıyız diyoruz. Aksaray olarak ne yapmamız gerekiyor diye istişaremizi yaptığımız arkadaşlarımızla şu an için hem un kampanyası hem patates kampanyası yürütüyoruz. Bir tır unu 35 bin liraya tedarik ediyoruz. Bir tır patates de 8 bin liraya tedarik ediyoruz. Patates fiyatları düştüğü için de son zamanlarda gönderdiğimiz tırlar hep patatesten ibaret. İki haftalık bir süreçte havalar ısındığında patatesler çürümeye başlayacak. Yeni sezon patatesler gelecek. Biz iki hafta içerisinde ne kadar gönderebilirsek oradaki kardeşlerimizin işine gelecek. Ki patates de çok pratik bir yiyecek. Suda haşlayıp hemen tüketilebilecek bir gıda. Bu usta tüm Aksaraylı hemşerilerimizden hassasiyet bekliyoruz. Peki buyurun. Sayın Özkan, yardım ulaştırmak isteyenler sizlere hangi kanallardan ulaşabilir? Bunu da buradan belirtelim. Sosyal medya araçlarımız var. Facebook'tan İHA Aksaray başlıklı Facebook sayfamızdan hesap numaramız var, irtibat bilgilerimiz var. Bize ulaşabilirler. Zaten yardım etmek isteyen bir şekilde bizi bulacaktır. Sürekli bu faaliyetleri yaptığımız halkımız tarafından biliniyor. Fakat şunu söylemek istiyorum. Esed rejimi Doğu Guta'da şöyle bir taktik izliyor ki bu çok çirkin bir taktik. Açlıkla terbiye stratejisi uyguluyor. Çocuklar o kadar zayıflamış ki civar illerden gıda girişi, herhangi bir yardım girişi yasak. Doğu Guta öyle bir durumda. Şam'a yakın bir yerde. Afrin'e baktığımız zaman Afrin'de şu anda çok rahat bir şekilde sıcak yemeğimizi dağıtıyoruz, gıdalarımızı dağıtıyoruz. Geçenlerde haberlerde çıktı. Buradan gönderdiğimiz patatesler çuval çuval halkımıza dağıtılıyordu. Bu çok güzel bir görüntü. Biz açlıkla terbiye edilen özellikle Doğu Guta'daki kardeşlerimize hem tıbbi noktada ihtiyaçları var. Çünkü çocuklar dayanamıyorlar. Hastalanan bir çocuğun tedavisi için her türlü ilaca ve sağlık ortamlarına ihtiyacı var. Ama bir savaş meydanındasınız. Hiçbir yer sağlıklı çalışmıyor. Elektrik yok vesaire. Biz inşallah diyoruz aynı Afrin'in huzura kavuştuğu gibi buradan da özellikle askerimize tekrar dualar gönderiyoruz, teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Terörden temizlendikten hemen sonra insan kaynaklarımız oraya gittiler. Acil yardım ve kurtarma birimlerimiz. İşte yemek dağıtımı, sağlık hizmetlerini yapıyorlar. Bu bir işbirliği. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak en kısa zamanda ihtiyaç bölgelerine ulaşıyoruz. Ama bu nasıl oluyor? Biz bir köprüyüz. Halkımız verirse bir şeyler gönderebiliyoruz. İnşallah gereken duyarlılık gösterilir. Şu kısa zamanda patatesin işte çürümeye başlama sürecine girdik. Kısa zamanda bağışlar yapılırsa duacı oluruz diyoruz. Evet Sayın Özkan, gerçekten çok anlamlı bir kampanyaya çağrı yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Artık veda edeceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı? Sizlere duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Belediye TV bu usta bizim sesimiz oldu. İnşallah el birliğiyle tüm Aksaraylılar olarak yine bize yakışanı ki her zaman yaptığımız bu iyiliklerde ön sıralardayız Aksaray olarak yine gerekeni yapacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bu anlamlı yardım çağrısına duyarsız kalmayacağınıza inanıyor ve Aksaray'ın ekranı Belediye TV'den konuğumuz Sayın Önder Özkan'la birlikte sizlere veda ediyoruz. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.